10 Kasım Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünü anma münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz çelenk sunma törenine hoş geldiniz. Atatürk anısına çelenklerin sunulması, valilik çelengi, Osmaniye valisi Sayın Doktor Erdinç Yılmaz tarafından sunulacaktır. Arz ederim. Garnizon komutanlığı çelengi, Topçu Albay Sayın Gürsel Kanca tarafından sunulacaktır. Arz ederim. Belediye Başkanlığı çelengi, Osmaniye Belediye Başkanı Sayın Kadir Kara tarafından sunulacaktır. Arz ederim. Bağımsızlığımızın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan bedenen ayrılışının 82. yıl dönümünde rahmet ve şükranla anmaktayız. Atatürk birçok meziyeti şahsında toplamış büyük bir devlet adamı, ileriyi gören bir liderdir. Atatürk'ün milli mücadele başarıları harp tarihinin ve sanatının üstün değerler ifade eden birer anıtıdır. Saygıdeğer Osmaniyeliler, bizler de millet olarak onun en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkıp onun fikirleri ışığında el birliğiyle çalışarak ülkemizi daha ileri seviyelere getirmek için her türlü fedakarlığı göstermek zorundayız. Sözlerime son verirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını en kalbi duygularımla rahmet ve şükranla yad ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sayın Valim, 10 Kasım Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünü anma münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz çelenk sunma töreni sona ermiştir. Anma programına saat 9.30'da Osmaniye Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde devam edilecektir. Arz ederim. Kara kalem çalışması, tabii, Güzel tabii. Sanatlar Lisesi'nde. Evet, öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışma. Bir büyük insanın Türk milletinin ateşle sınavında ona önderlik etmiş eşsiz bir komutanın, bağımsızlığı kişilik edinmiş bir dahinin manevi huzurunda toplanmış bulunuyoruz. Bu eşsiz insanı aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde anmak amacıyla hazırladığımız programa hoş geldiniz. Bugün Türk İstiklal Mücadelesi'nin büyük lideri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin banisi Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümü. Atatürk'ün vefatı üzerine bütün dünya basını sanki tembihlenmiş gibi Türkiye atasını, dünya ise büyük bir değerini kaybetti şeklinde benzer manşetler atmış, dost ve düşman pek çok ülke yas ilan etmiştir. Atatürk, imkansız gibi görülen Türk milli mücadelesinde maneviyatın teçhizata nasıl üstün geldiğini kanıtlamıştır. Birey olarak, millet olarak bütün dünyada bilinen bir deyim olan Atatürk gibi düşünmeyi temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. Yüz yıllar öncesinden, yüz yıllar sonrasından sesleniyorum size.
Ben Mustafa Kemal'im hey! Ben Mustafa Kemal'im! Büyük büyük denizlerim vardır benim. Eller bana al. Üstüne memleket karanlığı deler geçer atam kurtuluş zaferinden bugünlere teslim aldık bayrağı bölünmez vatan. Sayın Valim, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı burada sona ermiştir, arz ederim.